Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 7 ve 8 dersiyle beraberiz, ortak dersiyle beraberiz. Şiir topluluklarını işlemeye devam ediyoruz, açmaya devam ediyoruz. Yanımızda Doğu hocamız var. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam, merhaba. Hocam 7 meşaleciler biliyorsun, hatırlıyorsun ilk derste Beraber yapmıştık zaten ha, 7-8. kodlamıştık falan filan. Hadi hatırlama bunun konumuzu. Hocam yapmayın. Şimdi onun üstünde ne matematikler, ne felsefeler, ne şeyler geçti. Evet, makas vardı Evet, hocam. Makasçı. C, Çı. ya, Vuz, Yavuz, makas Makas, Yavuz. Muammer Lütfi, Hı. Kenan Hulusi, Koray, Koray, Sabri Sabri. Esat, Cevdet Kudret, evet, Yaşar, Navi, Nabi, Vasfi, Vasfişi, bir de Mahir, en baba Ziya. ismi, Ziya. evet, Ziya. Ortaçgil. Ziya Osman Saba diyoruz Sabah. arkadaşlar. 7 meşaleciler. İşte bir matematikten edebiyat şeyi olursa bu şekilde olur. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. 1928 yılında Meşale Dergisi etrafında bir araya gelmişlerdir. Zaten niye meşaleciler demişiz? Bu Meşale Dergisi'nden oluyor. Niye 7 demişiz? 7 kişiler Yedi bunlar. kişiler. Evet. 7 meşaleciler 1928 yılında Meşale Dergisi etrafında bir araya gelmişlerdir. 5 hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Abi, bu adamlar 5 hececilere tepki olarak ortaya çıktılarsa, bunlar da sanat ne içindir? Sanat için midir, toplum için midir? Bu toplum içindir hocam. 5 hececilere tepki olarak doğdularsa sanat içindir. Çünkü Çünkü 5 5 hececiler de hececiler sanat sanat toplum toplum içinde. içinde. Doğru. Çok güzel. 5 hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlar ve onların şiiri basitleştirdiğini söylemişlerdir. Bunlar daha ağır Heh, şiir bunlar kullanmışlar. ağır bir dille şiir oluşturmak istiyorlar. Fransız şiirinden, zaten Fransız hayranlığı, değil mi? Fransız şiirinden çok etkilenmişlerdir. Sembolizmi kullanmışlardır. Zaten bunların hepsi sembolizmi kullanıyor. Evet hocam. Hepsi alayı sembolizmi kullanıyor. Sembolizmi getiren isim kimdi? Güzel bir soru hocam. Bunu işlemiştik biz. Evet, edebiyat 6 dersinde işlemiştik, hatırla. Serpil Fiyonun edebiyatının Evet. yazarlarından birisi, Şairlerinden biri. şairlerinden birisi. İki tane şairi var. Tevfik ile Cenap Şahabettin. Cenap Şahabettin'dir. Evet. Bak nasıl hemen kopyuyorum Ya arkadaşlar. nasıl bildi ya? Evet yani Nasıl anlatacağım. bildi? Sen işte yaşlılık öyle diyelim hocam. Yaşanmışlık. Evet. Evet var mı sıkıntı hocam Devam edelim burada? abi. Hiçbir sıkıntı olmamalı Hemen burada. geçiyoruz. Diğer. Sanat, sanat içindir anlayışıyla bireysel konularda yazmışlardır. Bak işte beş hececilere tepki ise O sanat zaman sanat sana içindir. sanat içindir. Sanat görüşlerini sanatta her daim canlılık, samimiyet olarak açıklamışlardır. Şuraya bir Atayım hocam ben. farklı bir renkte dağıtacağım. Bana ne, ben atacağım falan. Şimdi abi niye buraya önem verdim? Geçen yılın LYS sorusudur bu. Sanat görüşlerini sanatta her daim canlılık, samimiyet olarak açıklamışlardır. İşte Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi bir topluluktur vesaire, böyle bir cümle, birkaç O cümle zaman yedi yazmış. İşte meşalecileri. bu yukarıda tanıtılan grup aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 7 meşaleciler. Geçen senenin LYS sorusudur bu. Ve de açıkçası Edebiyat 7 ve 8'in vazgeçmediği soru kalıplarındandır. Vazgeçmediği cümledir bu. O zaman Anlaştık mı? sanatta daima Sanatta her daim canlılık, samimiyet olarak sanat görüşlerini açıklıyorlar. tamam Ve hocam. şu maddeye çok dikkat et abi. Çok dikkat et. Cumhuriyet döneminde bir bildiriyle kendisini edebiyat dünyasına tanıtan ilk edebi topluluktur. Çok güzel. Şimdi bizim öğrencilerimiz soruyor. Diyor ki hoca sen bizi kandırıyor musun? Sen dedin ki fecraati edebiyatı kendilerini edebi bir beyanname ile edebiyat dünyasına tanıtan ilk edebi topluluktur dedin diyorlar. Ama bak burada çok önemli bir ifade var. Bu adamlar Cumhuriyet döneminde bir ortaya çıkan ilk edebi topluluktur bildiriyle. Anladın mı? Cumhuriyet döneminde bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebi topluluk nedir? Yedi meşalecilerdir. Ama Ama genel olarak edebiyat döneminde derse, edebiyat içerisinde, Türk edebiyatında derse, Türk edebiyatında bir bildiriyle kendilerini edebiyat dünyasına tanıtan ilk edebi topluluk hangisidir derse Fecraati. Fecraati. Cumhuriyet döneminde hangisidir derse Yedi Yedi meşaleciler. Meşaleciler. O zaman fark hangi dönemde olduğunu Dönem. belirtiyorsa bizim Fark için dönem. önemli olan bu. Evet. Anlaştık mı abi? Anlaştık hocam. Çok önemli bir madde. Tamam Çok önemli bir hocam. madde. Devam edelim abi. Sana Devam sağlık. etmeyelim hocam. Bitirelim O artık. zaman blogumuza geçelim. Evet arkadaşlar. YouTube'da Çıklıset TV yazarak sayfamıza abone olmayı unutmayın. Ve videolar altına yorumlarınızı yazıyorsunuz. Ahmet Hoca çok genç, Doğu Şimdi Hoca çok yazacaktım onu. yaşlı diye yazıyorsunuz. Fark ettim zaten. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinde bizleri takip etmeyi unutmayın.
Ve böylelikle bir yaşlı bir genç adamla edebiyat dersini böylelikle bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek genç günlerde üzere. Görüşmek üzere.